Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bir kişilik bozukluğu olan narsistlik son dönemlerde çok fazla hayatımıza girdi. Birinden bahsederken, birini tanımlarken hep bu yakıştırma kullanılır oldu. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak isterim. Bu böyle bir iki tane belirtiyle teşhis konulabilecek bir durum değil. O yüzden bir uzman değilseniz ya da bir uzmandan yorum almadıysanız kimseye böyle bir yakıştırma yapmayın derim ben. Ama yine de tedbir elden bırakmalı mı? İlla teşhis konulana kadar katlanmalı mı? Hayır tabii ki. Kötü olan hiçbir şeye katlanılmamalı. Ama kestirip de atılmamalı aynı zamanda. İster narsist olsun, ister narsistlik belirtileri göstermiş olsun, ister hiçbiri olmasın ama sizi manipüle eden olsun, dibe çeken, mutsuz eden biri olsun hayatınızdaki kişi. İşte bugün bu tarz kişilere karşı nasıl davranmalısınız, nasıl baş etmelisiniz onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle narsist insanın özelliklerinden bahsettiğim bir videoyu aylar yıllar öncesinde paylaşmıştım. Hatta o videoda Yunan mitolojisindeki efsaneyi bile aktarmıştım. O yüzden bu videoda çok fazla detay özelliklerden bahsetmeyeceğim. Biz bugün daha çok savunma sanatından bahsedeceğiz. Narsist insanların en belirgin özellikleri nelerdir? Kendilerini aşırı beğenen. Bunun dışında dış dünyanın da kendisini aşırı beğendiğini düşünen. Her zaman kendini haklı gören, geri adımı olmayan, empati kurmayan, duygu değişimleri sebebiyle karşısındaki kişilerin dengesini bozan özellikleri vardır. İlişkilerdeki en belirgin özelliği ise hızlı ve mükemmel bir girişin olmasıdır. Bu da hep o girişte yaşananların tekrarlanacağı ümidiyle devam edilmesine sebep olur. Bulutlara taşıyıp dünyanın en mutlu insanı yaptıktan kısa bir süre sonra o bulutlardan aşağı bırakması en güzel örnek olacaktır. Tabii tekrar edelim, bu özellikler bir teşhis için yeterli değildir. Hadi gelin, narsist insanlar ya da narsist insan özelliklerine benzer özellikleri taşıyan insanlarla nasıl baş edilir? Onları maddeler halinde sıralayalım. İlk maddemiz, kanma, standartını bozma. Az önce anlattık dostlar. İlişkilerde en sık görülen özellik sağlam bir giriştir. Bulutlara çıkarılmasıdır. O ilk flört zamanında, ilişki zamanında kendini dünyanın en mutlu insanı hissedebilirsiniz. Hatta ruh ikizi, Tanrı'nın lütfu, çekilen cefaların karşılığında sunulmuş bir sefa olarak bile görebilirsiniz. İşte buna kanmamak en birinci baş etme maddemiz. Aman Gürkan ya, 2 gram mutlu olacağız, ona da göz koydun. Koymadım tabii ki. Amacımız o bulutlardan düşmemen. Çünkü düşünce yaşayacağın mutsuzluk o mutluluğu gölgeler. Her videoda altını çize çize bahsediyoruz. Sen standartını bozma. İlişki standartlarını. Önce tanımalısın karşındakini. Karşındaki büyük laflar ettiğinde "Ay Necati ciddi misin? Pembe panjur diyorsun. Kır düğünü diyorsun. Boy boy çocuk diyorsun. Ah içimi eritiyorsun. Tadında olma. Frene bas orada. Tersleme de tabii. Erken daha de. Ah çok güzel planlar ama bunlar zamana yayılınca daha güzeldi. En önemlisi de sözlere kanma. Söze değil icraata bak. Ama istikrarlı ve devamlılık gösteren icraatlara. O zaman İlk önce kendini korumaya almış olursun. Kendini korumak bu özellikleri taşıyan kişilere karşı en önemli baş etme mekanizmasıdır. 2. İnatlaşma, tartışma. Şu konuyu bilmeniz gerekiyor dostlar. Amacımız narsistle baş etmek. Onu alt etmek, haddini bildirmek, ondan intikam almak değil. Çünkü bu çok yanlış anlaşılıyor. Olay savaşa döndürülüyor. Hayatınızda kimseyle bir savaş içerisinde olmamalısınız. Sizi savaşa çekmeye çalışan insanlardan da uzak durmalısınız. Çünkü özellikle bu tarz savaşların galibi yoktur. Daha az kaybedeni, daha çok kaybedeni vardır. Buradan yola çıkarak inatlaşmak, yarışa girmek, tartışmak narsist birine karşı yapacağınız en büyük hata olacaktır. Bunu öneren insanlar gördüm ben bu arada ama ben önermem. İnatlaşmak sizinle rekabete girmesine sebep olacaktır. Hatta manipülasyonları arttırmasına sebep olacaktır. Tartışmak daha çok öfkelenmesine, daha çok hırslanmasına sebep olur. Bu tarz durumlarda sizi yenmek adına başka başka konulardan saldırıya geçer. Böylece ana konuyu unutturmaya çalışır. Siz diğer konuyla uğraşırken, diğer konuya üzülürken o inat ettiğiniz konuda başarıya çoktan ulaşmış olur. En iyi çözüm orta yol bulma teklifleridir. Hem yapıcı gözükmesini hem de konunun uzamamasını sağlamış olursunuz. Eğer ki orta yol bulunamıyorsa da sessiz kalmak ya da çözümü sonraya ertelemek işinize yarayacaktır. Özellikle orta yol bulmaktan kaçarsa vereceğiniz tepki "Ben senin çok daha iyi bir yol bulacağına eminim" olabilir. Narsist insanın her şeyi yapabileceğini vurgu yapıp dikkatini dağıtabilirsiniz. 3. Güçsüz gözükme, kendinden şüphe etme.
Az önce inatlaşma, savaşma maddemizi söyledik. Ama bu yanlış anlaşılmamalı. Biz savaşmaktan kaçmıyoruz. Biz savaşma ihtiyacı duymuyoruz. Bakış açısında olmalı. Savaş ilkel insanların işi. Sen de, ben de gayet medeni insanlarız şeklinde davranmalıyız. Olayı kesinlikle güçsüz, aciz, yenilgiyi kabul etmiş görüntü olarak algılamayın lütfen. Kendinizden şüphe ettiğiniz anda, artık dayanacak gücüm kalmadı dediğiniz anda narsist sizi kendine denk bir olarak görmeyecektir. Bu da soğumalara, hatta değersizleştirmesine kadar gider. Duruşu bozmamak, sınırları korumak, kendinize güvenmek en büyük silahınız olmalı. Sizi ezemeyeceğini bir iki deneme sonrasında anlaması ilerleyen zamanlarda kabullenmesine sebep olacaktır. Yeter ki karşınızdaki kişinin malum özelliklerinin üzerine gitmeyin. Çünkü maalesef en büyük sorun buradan doğuyor. Empati yapamadığı biliniyor. Kendini fazla önemsediği biliniyor. Sırf hırstan dolayı bu özelliklerin üzerine gidiliyor. Sonrasında da tam bir savaş ortamı. Ya Gürkan, silahtır, savaştır, bu nasıl ilişki diyeceksiniz. Dostlar, benim videolarımın ana teması iyi olmadığınız, iyi hissetmediğiniz yerde durmamanız şeklindedir. Ama şöyle ki bazen işler bu kadar kolay olmuyor. Bazen bir evlilik oluyor. Bazen iş çoktan dallanıp budaklanmış oluyor. O zaman da devreye bu baş etme maddeleri giriyor. Devam edelim. 4. Överek iletişim. Narsist insanın kendini beğenmişliğinden bahsetmiştik. Özellikle dış dünyanın da onu çok beğendiğini düşünmesinden bahsetmiştik. Hal böyleyken bir narsistle baş etmenin en önemli yolu ondan parçalar, ondan referanslar göstermektir. Hadi şöyle örnekleyelim. İstediğiniz bir ilgi var. Sevmediğiniz, istemediğiniz bir şey yaptı. Hangisi ise artık. Kadın, erkek fark etmez. Normalde ne yapılır? Belki trip atılır. Belki surat asılır. Belki inatlaşılır. Belki tartışılır. Narsist insan için yapılması gereken daha pratik bir çözüm var. Senin gibi her konuda ince düşünen bir adamın ya da kadının bu konuya kayıtsız kalması beni şaşırtıyor. Sen böyle konulara çok önem veren biriydin. O yüzden aslında garipsedim. Sen hep bu bakış açısıyla bakılmasını söylerdin. Neden şimdi değişiklik yapıyorsun ki? Ne yapıyorsunuz? Onu övüyorsunuz. Alışkın olduğu bir dilden konuşurken eleştiriyi araya sokuyorsunuz. Ya da ne yapıyorsunuz? Onun daha önce kullandığı bakış açısını söyleyip açığını belirtiyorsunuz. Bu sayede size karşı haklılığını savunmaya çalışırken kendini ezmek istemeyeceği için istenilen sonuca daha kolay varacaksınız. Tabii referans gösterirken gerçekçi olmanın gerekliliğini hatırlatırım. Adam yıllardır sosyalleşmiyordur, bu tarz şeylere karşıdır. Aa Haydar, sen her zaman sosyalleşmek önemli derdin. Derseniz hadi oradan diye karşılık alırsınız. 5. Çevrenin görüşünü kullan. Aslında yine bir önceki maddemizin mantığından gidiyoruz. Narsist insan dış çevre için rol model olduğunu düşünür. Kendini beğendiği gibi, kendini güçlü hissettiği gibi dış çevredeki insanların da ondan etkilendiğini düşünür. O yüzden dış çevrenin görüşünü çok önemser. Bu sebeple genel istekler, genel yönlendirmeler dış çevre örnekleriyle daha kolay çözüme ulaşır. Gergin bir hal aldı mesela. Dışarıdan çok agresif gözüküyorsun. Hiç senin tarzın değil oysa. Bir durum var mesela. İnsanlar bu konuyu çözemediğini düşünecek. Bir davet var, gitmek istemiyor. İnsanlar gitmediğin için kim bilir neler neler düşünecek. Yani el alem ne der yaklaşımı var ya, narsist insan için çok önemli bir söz öbeğidir. 6. Gidebileceğini hissettir. Narsist insanların tuhaf bir özellikleri vardır dostlar. Elde ettikten sonra değersizleştirirler. Ama bir kere kaybederlerse ya da kaybetme korkusuna ulaşırlarsa da takıntı haline getirip peşinizden gelirler. O yüzden tehditvari olmadan gidebileceğinizi hissettirmeniz bu manada çok önemlidir. Tehdit etmeden burada altı çizili kelime. Çünkü sizin blöfünüzü görürse burada istediğinizi alamamakla kalmazsınız, cepte gözükmeye de devam edersiniz. O yüzden bak gider ama sataram bu köyü ha tadında yaklaşımları önermem. Bunun yerine az önce bahsettiğimiz yöntemlerle, cümlelerle kendini ifade etmek daha idealdir. Mesela senin gibi birinin ilişkiyi bu kadar önemsizleştirmesi benim ilişki konusunda inancımı azaltıyor gibi. Senin karizmandaki biriyle bu yaptıkların örtüşmüyor. Bu da benim soğumama sebep oluyor. Karşındaki insanı hem övüyor hem de eleştiriyor oluyorsun. Gidebileceğinizi hissettirmek bir narsist karşısında size en büyük avantajı sağlayacaktır. Tabii bunu yaparken blöf değil, gerçekten gidebileceğinizi hissettirmeniz önemlidir. Sevgili dostlar, bu hayatta herkesin bir değeri vardır. Siz birilerinin değerini korumak adına kendi değerinizi yok sayarsanız mutsuzluktan kaçamazsınız.
O yüzden bu saydığımız maddeleri bir elde tutma çabasıyla yapmanızı önermem. Kurtarmak için, düzeltmeye çalışmak için elinizden geleni yapmak olarak algılamanızı öneririm. Bunun sonunu da şuraya bağlarım. Eğer ki siz çaba sarf ederken karşınızdakinden bir adım göremiyorsanız daha fazla kendinizden ödün vermemeniz gerektiğini görmelisiniz derim. Siz önemlisiniz ve hayatınıza bu önemi fark eden kişileri almalısınız. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.